de GTA 6 videosu izleyelim. GTA 6 duyuruldu. GTA 6 resmi olarak duyuruldu. Rockstar resmi olarak bir tweet attı. Hatta bir tweet serisi attı diyeyim yani. İşte 25 yıl önce GTA yaptık, şöyleydi böyleydi falan filan diye. Şimdi yeni gelecek GTA'yı aralığın başında duyuracağız resmi olarak. Sizlerle paylaşacağız dedi. İlk konuşu tabii bu GTA 6 fragmanı ne zaman yayınlanacak? Herkesin tahmin ettiği konuşu Game Awards şovu olacak. Yani yılın oyun ödülleri şovu olacak. Bu oyun ödülleri şovunda GTA 6'nın fragmanını gösterileceği söyleyeyim. Evet, Allah'ım yarabbim. Onu yayında izleyelim mi beraber ya? Biliyor. Ama tabii Rockstar o şovda çıkartmayabilir, bunu kendi yayınlamak da isteyebilir. O da olası bir şey. Yani bunu göreceğiz artık ilerleyen zamanlarda, ama aralığın ilk haftası gibi büyük ihtimalle GTA 6'yı ilk kez göreceğiz. Ne biliyoruz bu oyunla alakalı? En az iki karakter barındıracağını biliyoruz. Bu karakterlerin biri kadın, biri erkek. Bunlar gerçek karakterler bu arada, oyundaki karakterler. Çift soyguncu çifti gibi düşünebilirsiniz bunları. Zaten GTA'dan beklediğimiz üzere hırsızlık temasının olacağı bir oyun olacak. Hatta oyunda sızan görüntülerden gördüğümüz kadarıyla sıradan dükkanlara da böyle gidip soyabileceğiz. Yani illa ana hikaye doğrultusunda bir şey soymak zorunda değiliz yani. Bir kafeye girip onu da soyma mekaniği olacak. Oradaki insanlara esir alma mekaniği olacak. Daha önce sızan ve sonradan kaldırılan görüntülerde bunların denemelerine dair şeyler görmüştük. Tabii GTA 6 ile alakalı yayınlanan fragmanda oyunla alakalı her şeyi göstermeyeceklerdir. Büyük ihtimalle 3-4 dakikalık böyle hafif sinematik bir fragman yapacaklardır, ama Rockstar her zaman fragmanlarını oyun için motor kullanarak yapıyor. Yani öyle CGI hazırlamıyor yani. O yüzden grafiklerin aşağı yukarı neye benzeyeceğini göreceğiz diye düşünüyorum. Oyunun geçeceği haritanın Vice haritası olacağını biliyoruz söylen. Haritanın büyüklüğüne bak. GTA 5 bu kadar. GTA 6'ya bak. Wow. Downtown, Viceport, Lightning House, Starfish Island. Fortnite haritasına benziyor ha. Ocean Beach, Coco... Bu resmi mi bu? Yoksa şey mi? Resmi harita mı yoksa konsept mi? Söylentiye göre haritaymış. Washington Beach var. Şurası galiba Vice City'de oynadığımız taraf. Vice Point. Vice City'deki Miami Beach vardı ya. O taraf. Güzel bir haritaya benziyor. Güzel. Hani böyle çok şey gibi göremedim. Çöl yeri göremedim ama böyle daha dağ taş yer göremedim ama. Kentler bunu doğruladı gibi. Bence gayet güzel. Yani. Tabii Vice City deyince küçücük bir yer düşünmeyin. Hani Vice City'yi de kapsayacak kocaman bir harita olacağını biliyoruz. Bu harita ne kadar büyük olacak onu fragmandan görmek çok mümkün olmayacaktır, ama en azından barındıracağı alanları göreceğiz. Çünkü GTA fragmanları genelde böyle birkaç farklı lokasyonu gösterir. Böyle hatta bayağı bir lokasyon gösterir. Hani oyunun nasıl bir havada geçeceğini az çok anlarsın. Bu fragmanlarında onu görmeyi bekliyorum. Ulan GTA duyuruldu diye bak gömleğimi giydim geldim ha. Tabii fragmanla beraber %99 bize bir çıkış tarihi de verecekler. Ya 2024 yazıp geçecekler ya da böyle net bir tarih verecekler. Kasım 2024 gibi. Ben biraz daha net bir tarih vermelerini bekliyorum açıkçası. Çünkü çok fazla insanın beklentisi var oyunla alakalı. Bu beklentilerden bir tanesi de oyun ne zaman çıkacak sorusunun cevabını bulabilmek. Yine daha önce çıkan bir sürü söylenti 2024 yıl içerisinde çıkmayı planladıkları yönündeydi. Benim şahsi beklentim abi 2020... Oğlum şaka maka düşününce GTA 5 2013 yılında çıktı değil mi? 2012 mi 2013 yılında mı çıktı GTA 5? Bu arada PC kaldıracak mı? Of anam of. Gene 24'ün sonbaharını işaret etti. Hani oyunu almak dert, PC kaldıracak mı dert. Çekler. Ama 2024 sonbahar yaklaşırken oyun 2025'in başına ertelenecek gibi hissediyorum. Ama şundan eminim, hangi çıkış tarihini verirlerse versinler bence kesin ertelenecek yani, kesin. Özellikle bu çapta büyük ve geniş oyunları test etmek, o test sürecinden başarıyla geçmek falan çok zor iş. O yüzden gördüğümüz birçok oyun ilk duyurulduğu tarihte çıkmıyor. Biraz da ertelemek zorunda kalıyor kendini. Çünkü şöyle hesaplıyorlar. Biz bu tarihte çıkarız herhalde diyorlar, ama o tarih yaklaşınca oyunun bitmemiş yönleri ortaya çıkmaya başlıyor. O yüzden de oyunu ertelemek zorunda kalıyorlar. GTA 6'da da durum farklı olmayacaktır ki Rockstar'ın son oyunu Red Dead Redemption 2'de de bu ertelemeleri gördük. Yani bir kere ertelenirse iyi bence. İşin kötü tarafı iki kere ertelenirse olur. Umarım iki kere ertelenmez. Ama tabii nihayetinde oyun iyi çıksın da abi. Ertelenirse ertelensin, ne yapacağız yani. Şu RDR2'yi bir oynayamadım ya. Hatalı bir şey oynamaktansa ertelenip... Bir... Oynasak sarar mı? Yayında oynasam. TikTok yayınında. TikTok'ta oynayalım dediler. Çıkış şimdi. Oynamayı tercih ederiz. Tabii çıkış tarihi konusu başka bir soru işareti daha doğuruyor. PC'ye çıkacak mı oyun? Bununla ilgili de daha önce beklentilerimi söylemiştim, ama bu videoda biraz derli toplu tüm beklentilerimi böyle dile getireyim istedim. Şimdi oyun normalde PC'ye çıkar mı çıkmaz mı diye tartışma olmaz diye düşünüyorsunuz. Neden oluyor bu tartışma? Çünkü Rockstar daha önce hiçbir oyununu konsolla aynı anda PC'ye çıkartmadı. Yani yaptığı büyük oyunlardan bahsediyorum. GTA evet. 5, GTA 4, RDR 2, RDR 1 hala PC'ye gelmedi zaten. Bunların önce hepsi konsola geldi, sonra da PC'ye geldi. Ancak o zamanla şu zaman arasında şöyle bir fark var. Şimdi online tarafı GTA'nın çok büyüdü. Hatta GTA 5'in asıl para kaynağı, asıl para kazandığı yer deli gibi online'dan sattığı şeyler. Ve orada ciddi bir PC oyuncu kitlesi de var. Ve Rockstar oyun çıkarttığı zamanlarda konsol oyuncu çok popüler olsa da, çok para kazandırsa da, biliyorum Türkiye'de PC oyuncuları her zaman daha çok vardır. Yani konsol oyunculuğu PC'nin nazaran çok daha az kalır, ama dünyada konsol oyunculuğu bir numaralı pazar olarak görünür. Yani en çok para harcayan, en çok oynanan kitle hep konsol oyuncusu olarak bakılır. Çünkü PC'deki gibi korsan iş yapamıyorsun. Şeyde, konsollarda. O yüzden konsola çıkarmak her zaman daha karlı oluyor PC'ye göre. Çünkü PC'de hemen
crackliyorlar abi oyunu. Çat. Ertesi gün senin 18 yıl uğraştığın oyun şeye çıkıyor. Bazı Twitch'te de görüyorum. Bazı piçler de indirip kendi almış gibi ilk gün oyunu oynuyor. Yani daha oyun çıktığı ilk gün PC'de korsan markete düşüyor zaten. Torrent'e düşüyor. İlk gün. Bazı firmalar falan anlaşma yapılıyor. Anlaşma yapıyorlar. Bu korsancılarla bizimkini çıkarma falan diye para veriyorlar adamlara. Kalır PC hep onun arkasından gidiyor. Football Manager galiba öyle yapmıştı. Bu yüzden de markalar konsola her zaman daha odaklı çalışır diyor. Ama PC'de çıkan oyunda mesela PlayStation'da mod yapamıyorsun. Şimdi GTA'nın oynanma sebeplerinden biri de modlanabilmesi abi. Ya da 5M serverları, konsolda bunu yapamıyorsun. İşte RP serverları bilmem ne. Bir sürü bir dünya var orada PC'de modlarla gelen, şeylerle gelen. Hiçbirini konsolda yapamıyorsun. Konsolda düz oyun ne çıkarırsa Lucy hoş geldin. Lardı. Son zamanlarda bu iş değişmeye başladı. Ciddi anlamda değişmeye başladı hem de. Artık PC oyuncuları da ciddi anlamda para harcıyor, ciddi anlamda oyun ekonomisine katkıda bulunuyor. Ya bu bir yılda olan bir şey değil, 5-10 yılda oluşan bir şey. O yüzden Rockstar bu kez PC'yi es geçer mi? Çok şüpheliyim açıkçası bu durumda. Yani ilk defa yaptıkları büyük bir oyunu konsolla aynı anda PC'ye de getirebilirler. Ama tabii ki de bu tamamen iş akışlarıyla alakalı. Normalde önce konsol sonra PC'ye çıkartmalarının sebebi biraz da optimizasyon kısmını halletmek için oluyor. Çünkü Rockstar'ın oyunu... Ama hiçbir oyunu optimize bir şekilde çıkmadı ki bu adamların ya. RDR2 de çok kötü optimize çıktı. Hatta son çıkardıkları GTA Definitive Edition var ya, bu San Andreas 3 ve Vice City'nin olduğu. PC'de performans sıkıntılı çıktı. Oyunları GTA 5 ve GTA 4'te bunu görmüştük. PC tarafında problemli oyunlar oluyor ilk çıktıklarında. Özellikle Evet. optimizasyon konusu vesaire çok baş ağrıtmıştı yani Rockstar oyunlarında. Sonradan toparladılar tabii bunları ama ilk çıktıklarında böyle bir dert yaşıyorlar. O derdi yaşamamak için gene önce konsola sonra PC'ye çıkartmak isterler mi? Ondan emin değilim. Böyle yapmalı. İlk önce konsolu çıkarıp sonra PC. Çünkü Rockstar şöyle çalışıyor abi. Ben şimdi nereden biliyorsun diyeceksin. Ben Rockstar çalışanıyım. Şöyle çalışıyor. Konsolla yapıyorlar oyunu ilk başta. O yüzden PC'ye direkt port olarak geçiyor ve PC'de çok kötü optimize bir şekilde geçiyor. Yani PC akılda yapmıyorlar. Belki bu GTA 6'yı PC akılda geliştirmişlerdir. PC'lere yönelik. Hani konsola port edilmiştir. Hani PC'de iyi olur. Konsolda şey olur. Ama hep benim bildiğim Rockstar konsola oyun yapıyor. Makul olanı bence hepsinin aynı anda çıkması. PS4 ve Xbox Lucy'cim hoş One'a geldin. çıkar mı diye merak eden varsa hiç zannetmiyorum çıkacağını. Yani belli olmaz, belki yanıltabilirler ama benim şahsi beklentim yeni nesile odaklı çıkacağı yönünde olacak. Ama tabii yeni nesil konsol satışları da şu anda böyle hani deli dehşet olmadığı için, yani şu anda piyasada 200 milyon yeni nesil konsol olmadığı için PC'ye es geçme ihtimalleri daha da düşük geliyor. Ya buradan mantık yürütmeyle abi PC'ye çıkacaklarına dair inancım çok kuvvetli. Videomuzun tam bu noktasında bölüm sponsorumuz Vodafone Frizon'dan güzel bir haber vereceğim size. Şu an tam da burada durduk yerde bir başka konuda online modun oyunla aynı anda çıkıp çıkmayacak. Şimdi normalde GTA'nın önce hikaye modu çıkar, online modu bir süre sonra çıkardı. Red Dead 2'de de benzer bir durum oldu. Ama online'dan o kadar çok para kazanılıyor ki bunu artık sonraya saklarlar mı yoksa aynı anda mı çıkartmaya çalışırlar? Bu da bir soru işareti. Şimdi... İnşallah sonra çıkarırlar ya. Bu tamamen Rockstar'ın düşünce yapısıyla alakalı. Eğer para odaklı düşünüyorlarsa, yani hızlı para kazanma odaklı bir anlayışları varsa, online modu bence hikaye moduyla aynı anda piyasaya çıkar. Baksana GTA 5 PC'de ne hale gelmiş. GTA 4 mü bu? 5 mi? Çünkü New York ya burası. GTA'da bu yer var mıydı ya? New York Times Square var mıydı GTA 5'te? Çalışacaklar. Hatta gösterdikleri fragmanda online modunu vurgulayan sahneler bile GTA 4'ü modlarla ne hale getirmişler bakar mısın? koyabilirler. Normalde Rockstar oyunlarının fragmanları hep hikaye modu üzerine olur. İşte karakterleri gösterir, çevreyi gösterir. Sen hem karakteri hem hikayeyi anlarsın. Bu fragmanda böyle şeyler görürsün ama bu fragmanda ilk defa belki biz online sahneler bile göreceğiz. Yani helikopterden atlayan oyuncular falan görebiliriz yani. Eğer fragmanda öyle bir şey koymuşlarsa anlayın ki abi online odaklı bir şey yapıyorlar demektir. Ki beni en çok korkutan İnşallah öyle olmaz. İnşallah. Şey o GTA'nın online modlarına karşı değilim elbette ama hikaye modundaki o hani kendine ait havasını kaybetmesini de hiç istemiyorum. O yüzden bu fragmanda yani umarım hikaye odaklı şeyler göstermeye devam ederler. Online modda ne yaparlarsa yapsınlar çok umursamam açıkçası ama tabii biliyorum ki pek çok oyuncu online modda merak ediyordur. Zaten GTA 6'da yapacakları online modda büyük ihtimalle bir 20 sene falan yeni GTA oyunu çıkartmaya ihtiyaç duymayacaklardır. Çünkü ona göre dizayn edeceklerini düşünüyorum. GTA 5 yaptıklarında online modun bu kadar sene oynanacağını planlamamışlardı ama sonradan öyle bir şey çevirdiler ki oynanabildi. Bu kez GTA 6 yaparken öyle bir şey yapacaklar ki yıllar boyunca yani 10 yıl, 20 yıl boyunca oynanacak bir şey çevirmeye çalışacaklardır. Roleplay sunucuları, bilmem neler, cartlar... Şeyi almışlardı ya, bu 5M'in yapıcısıyla birisini Rockstar şirketi satın almıştı direkt. O yüzden ben online modunu şey düşünüyorum, direkt roleplay'e uygun bir şekilde GTA 6 çıkacak. Hani roleplay kafasında modlar olacak, direkt oyunda sağlayacak, böyle ekstra mod değil de konsolda da oynanabilecek belki roleplay.
Cürtler bir sürü detay koyacaklarını düşünüyorum online. İnsanlar çok sevdi çünkü yani. Mutluysa ne ala koysunlar ama ilk çıkışta hikaye modu es geçilmesin lan. Tabii şöyle bir konu da var abi. İnsanlar GTA 6'yı o kadar uzun süredir bekliyor ki, o kadar uzun süredir tartışıyor ki ütopik beklentiler oluşmaya başladı. Yani biraz da Half-Life 3 hikayesine dönmeye başladı. O yüzden de oyun çıktığı gibi eminim herkes memnun etme imkanı olmayacak. Hatta böyle Metacritic'te kullanıcılar böyle bir puan verecekler, bilmem neden dolayı başkaları bir puan verecek falan filan. Büyük tartışma çıkacak yani. GTA'yı sevenlere siz satın alınmışsınız denilecek. GTA'yı sevmeyenlere sen ne anlarsın denilecek. Yani müthiş kavgalar çıkacağına %100 eminim. Şimdiden not düşüyorum bak buraya. Çünkü bu kadar senedir üzerine spekülasyon yapılan, bu kadar senedir beklentiyle beklenen, ciddi beklentiyle arzulanan bir oyunun yani herkesin memnun etme şansı imkansız abi. Doğru. Herkesin kafasında şu an başka bir GTA 6 var çünkü. Biri bambaşka bir şey bekliyor, biri bambaşka bir şey bekliyor. Atıyorum. Ben hiçbir şey beklemiyorum. Benim gibi olun. Biri açık dünyasının çok şahane, çok böyle canlı, mükemmel, ütopik olmasını istiyor. Biri hikayenin inanılmaz enfes olmasını istiyor falan. Herkes bambaşka bir GTA 6 bekliyor kafasında. Bu yüzden herkes memnun etme şansı olan bir oyun olması imkansız geliyor bana ama teknik anlamda, barındırdığı dünya anlamında çıktığı dönemin, hatta yani çıktığı dönemin belki de sonraki 5 yılının falan da en iyi oyunu olacaktır. Bak Red Dead Redemption 2 hala daha benim gördüğüm en iyi oyunlardan bir tanesi. Yani grafik olarak geçebilen, belki bir Cyberpunk geçiyordur biraz. Ama yani o da tartışılır bir konu. Hani 2018'de çıkmış oyun 5 yıl geçtiğinden hala daha en iyi gözüken oyunlardan bir tanesi. Evet, GTA 6 kadar dolu bir şehir yok belki içerisinde ama gene de nefes kesen bir havası var. GTA 6'daki teknik seviyenin de ciddi anlamda nefes kesmesini bekliyorum. GTA 6'la alakalı ama GTA oyunlarında hep beni cezbeden şey oldu ya, AI'lar oldu yani, grafiklerden daha çok hani detaylar oluyor. Beni böyle wow dedirdim. Yani böyle en küçük detaylara kadar düşünülmüş taraflar beni çok wow yapıyor GTA'da, GTA oyunlarında. Çok fazla detay var çünkü çok belli oluyor. Bunlardan bir tanesi de şu, şimdi Rockstar'ın bünyesi altında ciddi önemli isimler ayrıldı geçtiğimiz yıllarda. Bunlardan bir tanesi kurucu kardeşlerden Dan Houser'dı. İki kurucu kardeş var, Sam Houser'la Dan Houser diye. Dan Houser oyunlardan sorumlu asıl kişiydi. Ve Dan Houser ayrıldı şirketten. Leslie Benz vardı mesela, o da çok önemli bir isimdi oyun yapımından sorumlu. O da ayrıldı şirketten. Bunların gidişi GTA 6'nın kalitesini etkiler mi? Şahsi fikrim çok etkilemeyeceği yönde. Çünkü büyük ihtimal onlar şirketten ayrılmadan önce GTA 6'nın neye benzeyeceği ve nasıl yapılacağı çoktan tartışılmış ve karar verilmişti. Onlar ayrıldıktan sonra planların uygulamaya konulmasında bir değişiklik oldu. Onu bilemeyiz tabii ki de. Onu biraz oyun çıktıktan sonraki hikayeler bize anlatacak büyük ihtimalle. Şimdi çok fazla içeriden bilgi gelmiyor ama oyun çıktıktan sonra Cyberpunk'ta olduğu gibi çok fazla içeriden insan konuşmaya başlayacaktır oyunla alakalı. Benim şahsi fikrim onların ayrılmasının dramatik bir değişiklik yapmayacağı yönünde ama bir sonraki oyunlarında o değişikliği hissettireceklerdir diye geliyor bana. Çünkü gerçekten de Rockstar'ın oyunlarından sorumlu insanlar onlardı. Ve onların gitmesinin değişiklik yaratmama imkanı bence olamaz. Bu arada GTA 6 daha çıkmadan bir rekor daha kırdı. Oyunun tweet'i 1 milyon beğeniyi geçmiş. Bak logo yok, görsel yok. Hiçbir şey yok. Sadece aralığın başında yeni GTA'yı göstereceğiz. Wow. 136 milyon erişim var. Tweet'i var ve bu tweet 1 milyon beğeniyi geçiyor ya. Hani bu GTA 6'nın gücü, yani bu GTA markasının gücü akıl alacak derecede değil. Son olarak oyunun yapısıyla alakalı en merak ettiğim şeyi de söyleyeyim size. Hani çok merak ediyorum bunun yapacaklarını. RDR 2'de çok tartışılan bir konu vardı. Ben RDR 2'yi çok severek oynadım ama bir kesim insan RDR 2'nin tasarımını çok eski ve ne bileyim böyle hani orijinallikten uzak buldu. Bunun sebebi tasarım derken grafiksel tasarımdan bahsetmiyorum. Oyun yapısı tasarımından bahsediyorum. Bunun en büyük sebebi abi görevlerin, yani ana hikayede yaptığın şeylerin çok böyle çizgi belli olması. Yani bir göreve girdiğin zaman neredeyse oysan hiçbir serbestlik tanımıyor. Gideceğin yol belli, vuracağın adam belli, kaçacağın yer belli. Modern oyunlarda gördüğümüz ben sağdan mı gitsem, soldan mı gitsem, yukarı mı çıksam, aşağı mı gitsem muhabbeti RDR'den evet, doğru. Rockstar sana nereye gitmen gerektiğini adım adım söylüyor. Ve 2018'de çıkan bir oyun için bu artık bazı insanları rahatsız etmeye başladı. Hani bu kadar da böyle hani kural kitabına bağlı bir şekilde yani nereye gitmem gerekiyorsa oranın gösterildiği, böyle adım adım yolumun çizildiği bir oyun oynamak zevkli gelmiyor diyen insanlar oldu. Ben zevk aldım çünkü sinematik deneyimi de seviyorum. RDR'in verdiği o sinematik deneyimden de hoşlaştım ama sevmeyen insanların da niye sevmediğini anlayabiliyor. Benim merak ettiğim konu tam burada yatıyor yani. Rockstar yıllardır bunu yapıyor yani. GTA 4'ten beri RDR 1'de dahil ediyorum buna. 4 tane büyük oyun yaptılarsa abi 4'ünde de bu olay vardı. Ancak GTA 6'da buna uyacaklar mı uymayacaklar mı aşırı merak ediyorum. Çünkü artık oyunlar iyice serbestleşmeye başladı. Bak Last of Us Part 2 de mesela sinematik bir deneyim sunuyor ama sana serbestlik de veren bir oyun aynı zamanda. Tabii ki de bir açık dünya falan değil ama sinematik deneyimde serbestlik sağlamanın... Uzun zamandır gelmiyorum, umarım iyisindir. Sana donate atmayan izleyicilerin falan varmış. Hiç üzülme, senin emeklerin hiçbir zaman boş kalmayacak. Şu adama donate atın, biraz sevildiğini, sayıldığını hissetsin. Ayrıca Alper Alp, insanların tercihlerine ve fikirlerine saygı duyak kalp. Peki. Zuzucuğum hoş geldin.
mümkün olduğunu gösteren bir oyun. Şimdi merak ettiğim konu şu. GTA 6 görevlere nasıl yaklaşacak? Ana hikayeyi vermeye nasıl yaklaşacak? Hakikaten böyle teker teker kural kitabına bağlı gibi yine adım adım gidecek miyiz? Yoksa hakikaten bize serbestlik verecek mi? Ya bir mekana gir dediği zaman nereden gireceğini gösterecek mi? Yoksa o mekana girmeyi sana bırakacak mı? Ve bunu yaparken ne kadar kaliteli bir deneyim ortaya çıkaracak? Çünkü serbest bırakmak bence her zaman aynı şekilde kaliteyi de getirmiyor beraberinde. Hatta bunu maalesef kötü bir şekilde tecrübe ettiren bir Modern Warfare 3 var. Onu da videosunu yapacağım. Orada bu konuya çok daha iyi değineceğimizi düşünüyorum. Ya kalitesi bozulacaksa lütfen serbestlik vermesin ama kaliteyi sağlayabilecekse bir de bunun yanında serbestliği katabilecekse işin içine o zaman çok değişik bir deneyime adım atacağız demektir. Ama ben gene de... Evet, GTA 5'in de hikayesi, görevleri şeyde yani belli bir nokta var mesela bir yere gidiyor. O noktada durman lazım. Hani başka bir yerde dursan olmuyor. O noktada durman lazım ki o triggerlasın falan. Yani görev sistemini öyle yapmışlardı. Anladın mı? Yani o noktada duracaksın. İşte nereden alıyorsan oradan alacaksın. Başka bir yerden alayım ya da şey yapayım, adamı öldürmen gerekiyor ama şöyle öldürmen gerekiyor falan fişman. Çok böyle kısıtlıyordu seni. Hani böyle kreatif şeyler yapamıyordun ama GTA 3'te falan yapabiliyordun. Gitgide kompleksleşince hani oyuncu da fazla uçmasın diye bu kreatifliği biraz kısıyorlardı da bakalım, GTA'da da çok büyük istek bu ama ya. Ben sanmıyorum değişeceğini. Çünkü çok kompleksleştiriyor işleri bir de. Yani milyonlarca seçenek varsa ne olacak orada? Hani anladın mı? Çok fazla uçup kaçıp böyle önce GTA formülünün dışına çıkacaklarını zannetmiyorum, şahsi tahminim. Ama umarım çok değişik bir şey gösterirler de biz de bayıla bayıla oynarız yani. Şimdi bu kadar Aralık 6 gibi falan fragmanın yayınlanmasını bekliyoruz. Yani yaklaştıkça tam tarih netleşir diye tahmin ediyorum. Rockstar bir gün böyle Aralık'ın ikisinde ansızın videoyu da paylaşabilir. Huylarıdır yani, yaparlar öyle şeyler. Bir anda işi gücü bırakıp her şeyimizi GTA'ya çevirebiliriz yani. Artık Aralık'ın başında tekrar konuşacağız. Çıkan fragmanı analiz edeceğiz. Ne bekleyeceğimize, ne beklemeyeceğimize dair tespitler yapacağız. Kendinize iyi bakın, görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bu böyle görüşürüz Enis abi. Beklenti ve değerlendirme videosu oldu. Ön değerlendirme. Allah'ım, GTA konuşmayı seviyorum ya. Ulan heyecanlı iş ha. Kimler bekliyor? Samimi kimler bekliyor? Kaç kişi bekliyor? I don't care. Ben. GTA'yı ben de bekliyorum ya. Kimden izlesem acaba? Ya ben de ondan bekliyorum, kimden izlesem. Direkt alırım. GTA abi. GTA 5 şimdi 1 milyon saati olan herif var GTA 5'te. GTA 5 harbiden böyle alıyorsun. 18 sene falan oynuyorsun. Anladın mı? GTA 6'da öyle bir şey. iPhone alır gibi alacaksın yani. Şey, oyunu oynuyorsan şey yapıyorsun. GTA 5'te az mı şey yaptık? Belki Rockstar yerel fiyatlandırma yapar be abi.